Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi bugün sizlere şey göstereceğim. Makineye nasıl ip sarıyoruz? İki farklı ip ya da üç farklı ip nasıl saracağız? Bunu bulmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, elimde bir makine var. Şöyle göstereyim. Kapasitesini buradan göreceksiniz. 0.45'te 195 metre ip alıyormuş. Gördüğünüz gibi 0.45'te. Hemen 6000'in yanında yazıyor şurada. Burada gördüğünüz gibi 0.45'te 195 sarıyormuş. Şimdi arkadaşlar, kabaca şöyle izah etmek istiyorum. Önce notumuzu alalım. 0.45'te 195 metre. Şimdi peki biz buna iki tane ayrı ip saracağız. Bir tane ipimizin 0.16 milimden 150 metre olduğunu düşünün. Bu makineye saracağımız ip mesela burada yazmış 150 metre. Tamam mı? Ve bu 0.16. Şurada bakın görüyorsunuz. 0.16 diyor. 150 metreymiş. Tamam mı? Ama bu makinemiz 0.45'te 195 metre alıyor. Dolayısıyla bizim altına bir besleme yapmamız lazım. Şimdi ben altına 0.33 milimlik ip saracağım. Bunun altına 0.33 milimlik normal misina. Üstüne de bu ip misineyi saracağım. Ama şunu bilmiyorum. Tamam, bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu hesaplamak için şöyle bir formül yapıyoruz. Öncelikle ipin tamamının 0.33 olduğunu düşünürsek ne kadar olur diye bir hesap yapmaya çalışıyoruz. İpin tamamı, eğer diyoruz 0.45 195 ise 0.33 ne olur? Şimdi bununla bunu çarpıp buna bölüyoruz. Tamam mı? Şöyle hesaplayalım. Bunu, bu çıkan değeri 0.33'e bölüyoruz. Bölü 0.33. 265.90 diyor. Siz küsuratı almayın. Ona gerek yok. 265 metre diyelim. Buradan bulduğumuz sonuç 265 metre. Yani bizim bütün ipimiz 0.33 iken, tamam mı? Makinemiz 265 metre ip alıyormuş. Biz bunu bulduk. Tamam mı? Şimdi biraz daha şöyle yan çekmek istiyorum kağıdı. Buradan hesaplamaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar, peki biz bunu 0.16 cinsinden bulmak istediğimizde ne yapacağız? 0.33 eğer 265 metre alıyorsa 0.16 ne kadar alır? Yani ne yapıyoruz hemen? 0.33 çarpı 265 bulduğumuz değeri de bölü 0.16 dediğimizde 546 değerini buluyoruz. Yani bizim makinemiz 0.16'da 546 metre alıyormuş. Ama bizim o kadar metremiz yok ya. Biz ne dedik? Bizim sadece 150 metremiz var. Dolayısıyla biz alta ne kadar bulacağız? Bu 546'dan eksi bizim metrajımız 150'ydi ya, ip metrajımız elimizdeki. Onu çıkarttığımızda geriye 396 kalıyor. 396 metre. Yani diyor ki 396 metre, ama bu 0.16 cinsinden. Tamam mı? 0.16 cinsindendi. Şimdi tekrar diyoruz ki 0.16 cinsinden 396 metre ise elimizde bizim 0.33 var ya, 0.33 cinsinden ne kadardır? Tamam mı? Bu sefer bu rakamı tekrar 0.33'e çeviriyoruz ki geri kalanı ne kadar saracağız onu bulacağız. Tekrar ne yapıyoruz? 0.16 cinsinden geriye sarmamız gereken diyoruz çarpı 396 ise, tamam mı?
Ondan sonra 0.33 cinsinden bölü dedik. 0.33 cinsinden nedir? 192. Yani biz makinemize geriye 192 metre 0.33 saymalıymışız. Bu hesaba göre hesabımız şu oldu. Bizim 0.45'te 195 metre alan makinemiz, eğer biz 150 metrelik bir ip sarmak istiyorsak 0.33 cinsinden, tamam mı? 192 metre 0.33 milim normal misine 192 metre sarıp dip tarafa, arta kalan tarafa da 150 metre ip sarabiliyoruz. Bu hesap bu şekilde yapılıyor arkadaşlar.